Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer yatak odamı düzenleyeceğim. Atılacaklar varsa gene onları atacağım. Eşyalarımı düzenleyeceğim. Yazlık kışlık ayrımı yapacağım. Bir önceki videoda küçük odamı düzenlemiştim. Şimdi yatak odasını düzenleyeceğim. Bu yatak odası diğer odaya göre biraz daha minimal düzenlemem daha kolay olacak. Dediğim gibi bunda sadece biraz kıyafet ayrımı yapacağım. Odadaki bir iki fazlalığı atmış olacağım. O zaman küçük minik oda düzenlememiz başlasın. Şimdi buradan başlayayım size. Burada normal baharlık ve yazlık eşyalar var. Bir kere bunların hepsi kaldırılacak. Buraya montları asmayı planlıyorum. Buraya alta geldiğimde bir sürü koli moli, boş koliler var. Bir yana geldiğimde de burada Zara'dan aldığım eşyalar var. Bu sağ tarafa dönüyoruz. Ördüğüm bereler. Bu tarafa geldiğimde de işte kullandığım ürünler, kitaplarım falan var. Burada da ışığım var, çok hoş. Burayı da kendim yaptım. Teyze diye bir kadın var Instagram'da, belki biliyorsunuzdur. Hatta fotoğraf uygulaması da var. O böyle bütün oda fotoğraflar, resimler çıkarttırıp basıp böyle güzel bir görsel yapmıştı. Ben de çok ufak bir şekilde Pinterest'ten ya da kendi fotoğraflarımı uyarlayıp bu şekilde asmıştım. Hemen böyle döndüğümüzde de burası bayağı dağınık. Burada da küçük dolabım var. Burayı da temizleyeceğim. Burası da bayağı dağıldı. Hadi o zaman başlayalım. Çok gecikmeden burasının hepsi düzenlenmesi gerekiyor. Eşyaları buraya serdim, attım. Şimdi bunları ayıklayacağım. Yıkanacaklar var. Kaldıracaklarım, bazanın altına koyacaklarım var. Bir de hala dolabımda olacak olanlar var. Şimdi bunların hepsini ayıklayacağım. Verecek olanlar var. Onları da ayıklayacağım. Sonra bazanın altına geçebiliriz bence. Geldiğim son durum. Burada askıya asacağım etekler, elbiseler var. Şurada çıkan boş askılar var. Bunlar satılacak kıyafetler, bunlar pantolonlarım. Bunlar bazanın altına koyacağım etekler. Bunları da dolaba gidiyor. Şu an hala kullanılabilir durumdalar. Bu tarafa geldiğimde bu, şu kısım, şu kısmın hepsi komple. Bunlar da bazanın altına gidiyor. Şimdi onları yerleştireceğim ve kışlıkları çıkartacağım. Bunlar da hepsi montlarım. Şimdi bunları çıkartacağım. Şunları şimdi çorbadan. Biraz da ağırlar. Hadi bakalım. Yoruldum ben gene. Saat 1:30. Hazır oturmuşken biraz dinleneyim dedim. Bu arkamda görmüş olduğunuz kıyafetleri şimdi kaldıracağım. Sadece hırkalar, ceketler, blazerler ve montlar olacak. Çünkü anca sığacak. Bu diğer dolabıma asla ve asla sığmayacağı için ben de bunları buraya şey yapacağım. Hem de biraz daha eşyalarımı minimalize etmiş olurum ben de. Ayıklarım. Hangilerini giyiyorum, hangilerini giymiyorum. Ona göre de ayrıştırma yaparım. Yoruldum çünkü saat bayağı geç oldu. Gecenin bir yarısı yapıyorum. Ama olsun, artık yapmam gerekiyor. Kış geliyor, Kasım'a geliyoruz. Devam edelim. Çok nostaljik bir şey göstereceğim. Burada 2-3 tane koli vardı. En üstte de bir huç vardı. Ben normalde buraya kullanmadığım eşyaları koymuştum. Buraya taşınalı da 2 sene, 2,5 sene oldu. Buraya da böyle kırılacaklar diye ayırmışım. Şimdi IKEA'nın o kadar eski bir bardağını göstereceğim ki size. Bilmiyorum yani, fi tarihinden kalmış bile olabilir. Kullanıldı mı, kullanılmadı mı hiç hatırlamıyorum. Böyle bir bardağı var. Bunu hatırlayanlar var mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Yani meşrubat bardağı mı?
alkol içecek bardağımı. Emin değilim yani. Ama görünce böyle bir şok oldum. Bütün kırılacak şeyleri buraya koymuşum. Ve buraya bırakmışım. Üstüne de kırılacak diye yazmış. Bu tarafa doğru geldiğimde de poşetler var. Bunların içlerinde zaten normal poşetler var. Şimdi buraya geldiğimde bir baktım. Panty'den çorap almışım ve bunlar gene uzun süredir burada diye tahmin ediyorum. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim. Bunları diğer küçük odaya koyayım ki burayı biraz daha ferahlatmış olayım. Bir odayı daha düzenlemiş oldum. Burada daha az eşya vardı. Sadece eşyalarımı derleyip toparladım. Atılacaklar vardı. Onları gene attım. Bir yandaki odadaki gibi çok çöp çıkmadı. Çok az çıktı. Ayrıştırdığım şeyler var. Şimdi bu arkada görmüş olduğunuz askılığı düzenledim. Burada sadece montlar, ceketler, hırkalar ve blazerlar var. Şöyle arkama geldiğimde burada koliler ve hurç vardı. Bunlar gitti. Buraya bir derleyip toparlamış bir şey kalmadı. Dolabımı düzenledim. Burada bütün işte ve günlükte giyeceğim kıyafetleri ayarladım. İşte şuraya kadar etekler var. Şurada pantolonlar, gömlekler ve elbiseler olarak ayarladım. Şu alt tarafta da işte kotlar, taytlar ve evde giydiğim günlük şeyler var. Burada da işte baharlık biraz daha kalın, daha da kalın olarak gidiyor. En altta da spor eşyalarım var. Daha sonra odayı şöyle gösterdiğimde zaten bir şey yok. Ring light var. Ayrıştırdığım şeyleri söylemeyi unuttum. Şimdi burada 3 tane koli var. Bunlar zaten çöp çıkardıklarım. Bunlar, bu arada şöyle bir bilgi vereyim ben size. H&M giymediğiniz kıyafetlerinizi alıyor ve yerine size hediye çeki ya da indirim kodu tanımlıyor. Ben de bunları, şu eşyaların hepsini, giymediğim şeyleri H&M'e vereceğim. Burada da, pardon, ters oldu. Buradakileri H&M'e vereceğim. Bunlardan verilmeyecek şeyler olduğu için bunları da çöpe koyacağım. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Satılacak gibi değil, H&M'e verilecek gibi değil. O yüzden dışarıya çöpe bırakıyorum. Belki ihtiyacı olan alır, belki de çöpe gider. Benden bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir ve izlerken zevk almışsınızdır. Beni isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.